Miyom, rahmin düz kas tabakasından kaynaklı kadınlarda gözlenen en sık iyi huylu tümörlerdir. Amerika'da yapılan bir çalışmada sokaktan geçen üreme çağındaki kadınlara MR görüntüleme yapılmıştır ve hastaların %75'inde değişik büyüklüklerde miyomlar saptanmıştır. Burada miyoma müdahale etmemiz için gerekli olan şey miyomun bir şikayete neden olup olmadığıdır. Şimdi miyom yerleşim yerine göre 3'e ayrılır. Bunlardan ilki rahmin her ay kanayan dokusu olan endometriyumdan kaynaklanıyorsa biz bunlara submüköz miyomlar deniriz. Burada büyüklüğüne bakılmaksızın hastalarda en sık kanama şikayetine neden olabilirler. Daha sonra rahmin kas dokusundan kaynaklanan miyomlara intramural miyomlar denir. Bu miyomlar hem kanama yapabilirler, hem rahmi büyütebilirler, yerleştiği yere göre bebek oluşmasını engelleyebilirler. Eğer böyle bir semptom varsa hastaya da mutlaka cerrahi tedaviyle müdahale edilmelidir. Rahmin karın içi dokusundan kaynaklı, bölümünden kaynaklı miyomlara ise subseroz miyomlar denir. Bunlar büyüme için daha geniş yer bulduklarından dev boyutlara ulaşabilirler. Büyük boyutlara ulaştıkları zaman önde idrar kesesine, arkada bağırsaklara bası yaparlar. İdrar kesesine bası yaparlarsa idrar yapma zorlukları, idrar kaçırmalar, devamlı bir idrar hissi hasta hissedebilir ve bu şikayetle bize başvurabilir. O zaman ameliyat seçeneği mutlaka düşünülmelidir. Eğer arka tarafa yerleşmişse bu sefer bağırsaklara bası yapabilirler. O zaman hastada konstipasyon dediğimiz kabızlık semptomları olabilir ya da arka tarafta devamlı bir dolgunluk hissi olabilir. Bu durumda da ameliyat düşünülmelidir. Bazen çok büyük boyutlara ulaşıp hastanın karnında eline gelebilirler. O zaman da ameliyat seçeneği mutlaka düşünülmelidir.